Arkamdaki restoranı görebiliyor musunuz arkadaşlar? O kadar köhne, o kadar köhne ki. Ama oturup yemek yemeye kalkarsanız fiyatları da bir o kadar kazık. Volkswagen Polo, kleine car, SUV model, Audi Q5. Audi Q5. Cooper, Volkswagen Passat, Station Wagon. Oh, sehr gut. Bunları diyor arabalarla sınıflandırırsak diyor, arkadaki diyor Audi diyor Q5. Bunlar diyor Volkswagen Passat. Italian neighbors in Germany. Ve Mini Cooper diyor bunlar diyor boyutlarına göre sıralandırıyor arabalara benzetiyor tekneleri. This is the most known Fiat 500, those models. Batu bak araba modelleri. Bu da diyor, çok, bu da çok eski, bedava diyor. Bu diyor eski, çok eski diyor. Bakın bu da eski evin bir girişi. Merdivenler falan. Because if you don't park it outside your house, your boat, yes. You park it inside the garage. Mostly those doors by the canal. Garages, storage, deposit. Okay. On the street we have another one for sure. Just minimum two doors. Tabii parayla diyor. The ground floor, restaurant, bar, shop. Yes. Flat and apartment rooms upstairs from the first floor. Bu evlerin kanal tarafındaki yerler de garaj olarak kullanılıyor. Buradaki kanalların, ara kanalların derinliği 1 metre, ana kanalların da 4 metreymiş. Dibi balçık şeklinde, siyah. O yüzden de biraz fazla çalkaladığınızda kokuyor. Suda bir koku var, böyle balçık kokusu gibi. Ama çok fazla diyor balık yaşıyor bu suda diyor. Ve bu balıklar da bazen teknenin içine kadar atlayabiliyor diyor, görebiliyorsunuz diyor. Bina çok eski bir bina, vebayla savaşılan burası terapi merkezi. Bunun Maria, yani Heilige Maria Meryem Ana'nın yaptırdığı söyleniyor. Then his friends say, why are your husband not in these films? Eşim de şimdi beni anlatıyor. YouTube'a çektiğim videoları söylüyor. Orası vebayla dünyada ilk savaşan hastane olarak geçiyor. Meryem Ana'nın yaptırdığı söyleniyor. Ve Meryem Ana'nın da anısına devam ettiriliyor. Ve buranın da Venedik'in de en eski binası. Germany, we live in Köln. Bu arkamda gördüğünüz binada Marco Polo'nun evi. Tabii şu an restore edilmiş dış cephesi göründüğü üzere. Ama anısına orada hala tabelası duruyor. Artık kola değil. Çok güzeldi ya. Evet, kondol sefamızı da yaptık arkadaşlar. Bak ne kadar güzel değil mi? Hı-hı. Hoşuna gitti mi? Hoşuma gitti. Güzeldi değil mi? Çok güzeldi. Evet, bu 10 liralık çikolatayı, yani 9.50'lik çikolatayı açtık. Şimdi şundan şöyle bir parça koparayım. Harbi güzel ha. Pahalı ama güzel. En azından verdiğimiz parayı güzel bir şey için vermiş olduk, yani değiyor. Evet. Kameraman biraz kaldır. Aynen, kaldır ha. Aferin, çok güzel. Kameraman eğri tutuyorsun, düzgün tut. Bizim oğlanı yetiştiriyorum kameraman olarak. Öğretiyorum bu işleri. Büyüyünce ona da YouTube kanalı açacağız. O da kendi çekecek artık. Değil mi oğlum? Aynen, süper. Evet. Devam edelim. Derin enteresanlığına bakar mısınız? 95 euro ayakkabı şeklinde, 75 euro kadın ayakkabısı, 160 euro, bunlarda 140-190, kravat şeklinde var 76 euroya, bir de böyle ufak bu şekilde saatler var, bunlar da çok şık. Şimdi arkadaşlar buradan ara sokaklardan devam ederek buranın en meşhur yerlerinden olan Markusplatz'a geçiyoruz. Markusplatz da çok dizilere, filmlere konu olmuş bir yer. Yani Venedik'e gelip de görmeden gitmek olmayacak noktalarda. Hadi bakalım şimdi devam edelim. Arkamızda böyle büyük bir bina var ve burada da içeride opera binası olması lazım burasının, bildiğim kadarıyla.
zaten içeriden de ses geliyor, görüyorsunuz. Hem müze burası, hem de opera binası. Konserlere ev sahipliği yapan güzel bir bina. Burada görüyorsunuz, hakiki ağaçtan çok güzel şeyler yapmışlar. Telefon kılıfları, saatler, gözlük çerçeveleri, envai çeşit şeyler var burada ve çok şık duruyor. Hepsi gerçek ağaçtan işlenerek yapılmış. Bu da Fatma Ana'nın eli diye geçer. Aslında bizim Türklerde meşhurdur bu ama bunun burada ne işi var ben de bilmiyorum. Demek ki bunun kökeni de belki de yabancılık. Yani bizimkiler araklama yapmış da olabilirler. Yoksa Allah'ın İtalyan'ı nereden bilecek Fatma Ana'nın elini? Her şey ağaç. Çok güzel. Büyük işçilik var. Evet. İtalyan modası. İtalya'da fiyatların çok pahalı olduğunu söylüyorlar ama bence o kadar pahalı değil. Gayet normal fiyatlar. Çok uçuk kaçık tasarımlar tabii ki pahalı olabilir ama normal olarak ben genelde öyle fiyatları çok pahalı görmedim açıkçası. Venedik her ay çok fazla turist alan şehirlerden bir tanesi. Vallahi gondolcu 80 kağıt kazandı. Burada bu kadar çok gondol var ve devamlı çalışıyorlar. Hiç durmadan millet biniyor. Ne yapsak, bir tane gondol alıp biz de burada gondolculuğa mı başlasak? Yani kısa hesap, Türk mantığı hemen 10 kişi binse günde 800 euro. İyi para vallahi, yani güzel para. Biliyorsunuz ne kadar çok gondol var. Burada da bekleyen turistler var. Vallahi iyi iş. Gökhan, ne yapayım, seni de alayım yanıma. Ben sürerim, sen serenat yaparsın, bağırırsın oradan. Mamma mia diye, tamam. Murano camının meşhur olduğunu ve bazılarının gerçekten çok pahalı olduğunu söylemiştim. Arkadaki geminin üzerindeki fiyatı okuyabiliyor musunuz bilmiyorum ama 3400 euro, bir de %50 indirim yapılmış hali bu. Onun yanındaki o kayık şeklini verdikleri de 2900 euro, onda da %50 indirim varmış. Haydi indirimleri kaçırmayın, hemen alın diyorum arkadaşlar. Kedi medi besleyenler varsa alabilirler, 165 euro. Arkadaki beyaz kedimiz de 295 euro. Yani ne diyeyim, yani burada şurada mesela ufak figürler var. Bit kadar figür 50 euro, 30 euro. İşte Murano camı diye adamlar satıyorlar. Kampanyaya gel vatandaş, 6600 euro panter var elimizde %50 indirimiyle beraber. 2900'e akvaryum alacağı da gel bir tane böyle cam al arkadaş. Ne yapacaksın akvaryumu ya? Maması var, beslemesi var, temizliği var. Bak al koy böyle 2900 euroya. 820 euro kutçuğu da var. İstiyorsan o kutçuğundan da alırsın. Bir de yuvarlak kutçuğu, daha kutçuğu var onun. 430 euro tek balıklı. O fakirlere göre 430 euro tek balıklı fakir versiyonu. 1900 liraya karşıdaki yuvarlak versiyonu var. Abi bunlar kafa buluyor ya. Dalga geçiyor herhalde bizimle ya. Lan 6600 euroya panter. Lan panterin kendini mi satın alıyorsun ya da manyaklar mı adamlar ya? Sanki gerçek panter satıyorum ya. 6600 euro şaka gibi ya. Yok yok artık, daha neler ya. Evet. Venedik'in en meşhur mekanlarından biri olan Piazza San Marco'ya geldik arkadaşlar. Arkamda görüyorsunuz, konser veriyorlar çok güzel bir şekilde. Bu mekanın etrafında kafeler var. Her taraf kafe dolu. Bütün insanlar, turistler buraya akın akın geliyorlar. Arkamda görüyorsunuz, çok büyük bir böyle bir katedral benzeri bir ibadethane var. Bunun aynı zamanda altın kubbeli olarak da geçiyor. Üzerindeki işlemeler altın buranın. Bir kısmı bunların dökülse de daha sonrasında tekrardan devlet tarafından yaptırılmış. Hemen yanında da gene çok yüksek, kocaman bir tane kule yer alıyor. Dev gibi ta tepeye kadar çıkıyor. Binalar çok eski, tarihi binalar. Ama dediğim gibi altı olduğu gibi her tarafı kafeterya buraların. Turistler devamlı fotoğraf çekiyor. Sürekli fotoğraf çekiyor her yerde. Zaten sesler, şeyler görüyorsunuz. Etraf sanatçılarla dolu. Herkes çeşitli gösteriler yapıyor. Bakalım. Biz de şöyle bir gezelim.
Olmazsa biraz oturup şuralarda bir şeyler içer, birer yorgunluk kahvesi içip ayaklarımızı uzatıp dinleniriz. İtalya'nın Roma dönemindeki tarihine kadar indiğinizde daha o zaman kanalizasyonun icat edilmediği ve tabii ki de tuvaletin tam manasıyla günümüzdeki gibi kullanılmadığı dönemlerden bahsediyorum. O zaman İtalya'nın her yerinde, Venedik sadece değil, her yerinde bu geçerli. İnsanlar evlerde tuvaletlerini kaplara yapıp daha sonra da camdan aşağı, balkondan aşağı dökerlermiş. Tabii ki bu iğrenç bir durum şu anki günümüzle kıyaslandığında, fakat o zaman o dönemler bu şekildeymiş ve hatta anlatılan yazıtlarda, eski belgelerde sokaklarda idrar ve dışkı kokusundan yürünemez halde olduğu yazılır. Bu birkaç romana da zaten konu olduydu. Eski tip tarih romanlarında da bu konular bahsediliyor arkadaşlar. Tabii şu an baktığımızda etraf pırıl pırıl tertemiz. Tuvaletler temiz, etraf temiz. Ama çok enteresan bir şey var. Tuvaletlerde tuvalet kapağı yok. Hani bunun nedenini bilmiyorum, sebebini de bilmiyorum. Belki hijyen açısından yapmıyorlar, belki turistler kırıyor vesaire. İkide bir kapak değiştirme derdiyle uğraşmamak için herhalde. Tuvaletlerde tuvalet kapağı yok. Bu da tabii ki biraz zorlaştırıyor bazı şeyleri ama onun dışında da açıkçası her taraf tertemiz. Yerler öyle kirli değil, temiz. Evet. Sahil kıyısında yürüyoruz. Çok hoş. Şöyle kamerayı çevireyim isterseniz. Size de etrafı biraz daha gezdireyim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bugünün de böylece sonuna geldik. Biz biraz daha Venedik sokaklarında gezmeye, buranın, bu güzel doğanın ve tarihin tadını çıkarmaya devam edeceğiz. Oğlum, eşim ve ben. Evet arkadaşlar, bir başka Burak Avrupa Vlogu'nda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın demeden önce. Yarın buradan rotamızı Gardasi olarak adlandırılan büyük göle çevireceğiz arkadaşlar. Yarın hep beraber oraları gezip sizleri, bu kalabalığı içinde yürümek de çok zor bu arada, oraları anlatmaya çalışacağız arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.